Şimdi size tam diferansiyel denklemleri anlatacağım. Bu bir çeşit diferansiyel denklem çözme metodudur. Evet, şimdi bunu yazalım. Evet, tam diferansiyel denklemler. Size tam denklemin ne olduğunu göstermeden önce bir miktar altyapı vereceğim ki sonra ispata başladığım zaman ya da arkasındaki fikri verdiğim zaman havadan gelmiş gibi görünmesin. Evet, şimdi farz edelim ki bir x ve y fonksiyonumuz olsun ve biz buna psi diyelim. Çünkü tam denklemler için bu terim kullanılır. Yani psi, x ve y'nin fonksiyonudur. Belki kısmi denklemlere zincir kuralını uygulamayı bilmiyorsunuzdur. Size göstereceğim ve biraz fikir de vereceğim ama ispat etmeyeceğim. Şimdi bunun x'e göre türevini alırsam, ki burada y, x'in fonksiyonudur. Bunu şu şekilde de yazabilirim. Evet, y, düzeltiyorum, psi, evet, bunu da psi şeklinde yazabilirim. X ve y şeklinde ve bu x'in fonksiyonudur. Bunu tam bu şekilde yazabilirim. Bunlar aynı şeyi farklı ifade yollarıdır. Şimdi psi'nin x'e göre türevini alırsam ve bunlar sadece yapı taşları psi'nin x'e göre türevini alırsam, türev eşittir, bu kısmi türevleri kullanan zincir kuralıdır. İspat etmeyeceğim ama size genel bir fikir vereceğim. Böylece bu eşittir psi'nin x'e göre kısmi türevi artı psi'nin y'ye göre kısmi türevi çarpı dy dx. Evet, bu size biraz ön sezi kazandırmıştır değil mi? Bir şekilde x'e göre türev alıyorum ve eğer derseniz ki diyemeyeceğinizi biliyorum. Çünkü bu y'ye göre kısmi ve dy aslında iki ayrı şeydir. Fakat bunları sadeleştirirsek x'e göre bir başka kısmi türev elde ederiz. Ve eğer bunları bir şekilde toplarsak o zaman x'e göre tüm türevi de elde etmiş oluruz. Bu, evet, bu anlayış, bu size umarım biraz anlayış vermiştir, yeni bir bakış açısı vermiştir. Şimdi buradaki şeyi psi diyelim ve psi her zaman bu şekli almaz ama aynı bu metodolojiyi kullanarak psi daha karmaşık şekillere sokabiliriz. Diyelim ki psi, ama ben x ve y'nin fonksiyonu diye yazmayacağım. X ve y'nin fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Diyelim ki x'in bir fonksiyonuna eşit psi ve biz buna f1 diyelim. Çarpı y'nin bir fonksiyonu. Ve diyelim ki böyle bir grup terim var. Böyle n tane terimimiz var. Ve n'inci terim, x'in n'inci fonksiyonu çarpı y'nin n'inci fonksiyonudur. Psi'yi bu şekilde tanımladım ki size bir ön sezi vereyim. Şöyle ki burada örtülü türev kullanırsam, eğer bunun x'e göre türevini alırsam, elde ettiğim şey tam buna benzer. O zaman psi'nin de x'e göre türevi nedir? Birinci sömestrdeki kalkülüs dersinde örtülü türevleri öğrendiniz ya da umarım öğrenmişsinizdir. Evet, şimdi sadece çarpım kuralını uygulayacağız, tamam mı? Böylece ilk terim, bunun x'e göre türevini alacağız. Elde edilen f1'in x türevi çarpı ikinci fonksiyon, yani g1 y cinsinden. Bunu ikinci fonksiyonun türevi çarpı birinci fonksiyonun türevine ekleriz. Artı f1 x cinsinden, ki bu eşittir birinci fonksiyon, çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Şimdi ikinci fonksiyonun türevi eşittir bu fonksiyon y cinsinden olan. Bunu g1 üssü y cinsinden bu şekilde yazabiliriz. Ama tabii zincir kuralını uyguluyoruz. Onun için de bu çarpı dy dx. Evet, bu size biraz yabancı geliyorsa örtülü türev videolarını tekrar edebilirsiniz. Ama buradaki, şimdi yaptığım, buradaki ifade, bunun x'e göre türevidir. Ve böyle n tane terimimiz var. Ve bunları toplamaya devam edersek, dikey olarak yapacağım, artı ve bunlardan bir grup var. Ve sonuncusu da aynı gözükecek. Sadece x üssü n'in fonksiyonu. Burası f(n) üssü x cinsinden çarpı İkinci fonksiyon gn y cinsinden artı birinci fonksiyon f(n) x cinsinden çarpı ikinci fonksiyonun türevi. Y cinsinden ikinci fonksiyonun türevi sadece y cinsinden g üssü çarpı dy dx'e eşittir. Bu sadece zincir kuralıdır. Dy dx. Şimdi iki tane n terimi var. Burada n terimleri var değil mi? Ki her bir terim x cinsinden f çarpı y cinsinden g veya x cinsinden f1 çarpı y cinsinden g1 ve sonra da x cinsinden fn çarpı
y cinsinden gn'ye kadar. Şimdi bunların her biri için iki tanesinin çarpım kuralını işlerken bulmuştuk. Eğer terimleri toplarsak, eğer terimleri gruplarsak, içinde dx, dy olmayan terimleri gruplarsak ne buluruz? Tüm bunları toplarsak hepsini sol tarafa alalım. Evet, sadece yeniden düzenliyorum. Elde ettiğimiz x cinsinden f1 üssü çarpı y cinsinden g1 artı f2 g2. X cinsinden fn üssü çarpı y cinsinden gn. Tüm bunların toplamı artı tüm bunların toplamı. İçinde dx, dy olan terimler. Evet, onları başka renk yapacağım. Tüm bu terimler başka bir renk olacak. Başka parantezde yapacağım. Artı x cinsinden f1, y cinsinden g1 üssü ve dy, dx'i sonra yapacağım. Evet, bunları dağıtacağım. Artı n tane terimimiz var. Artı x cinsinden fn, y cinsinden gn üssü ve sonra tüm bu terimler dy, dx ile çarpılır. Şimdi burada enteresan bir şey var. Biz başlangıçta psi'yi, buradakini, bunun gibi tanımladık. Ama bu yeşil terim nedir? Şimdi yaptığımız şu. Tüm bu terimleri aldık ve bu yeşil terimler onların x'e göre alınmış türevleri oluyor. Çünkü eğer siz bunun sadece x'e göre türevini alırsanız, o zaman y'ye bağlı fonksiyon sadece bir sabit değer olur, değil mi? O zaman bunun türevi x'e bağlı f üssü çarpı y'ye bağlı g1 olur. Çünkü y'ye bağlı g1 sadece bir sabit değerdir ve böyle devam eder. Tüm bu yeşil terimler x'e göre psi'nin kısmi türevleridir. Biz y bir sabit değermiş gibi davrandık. Aynı mantığı kullanarak eğer bunu göz önüne almazsak, sadece bu sağ tarafa bakarsak bu nedir? Psi'yi aldık, x'in fonksiyonlarını birer sabit olarak kabul ettik ve y'ye göre kısmi türev aldık. Bu nedenle üsler hep g'lerdi ve sonra bunu dy, dx ile çarptık. Onun için bunu yazabilirsiniz. Bu eşittir, bunu evet yeşil yapacağım burayı. Bu yeşil psi'nin x'e göre kısmi türeviyle aynı şey. Artı, bu mor da ne? Bu mor kısım. Başka bir renk yapayım. Evet, eflatun pembe gibi bir şey olsun. Evet, buradaki psi'nin y'ye göre kısmi türevi çarpı dy, dx. Evet, şimdilik size göstermek istediklerim bu videoda bu kadar. Çünkü zamanım dolmak üzere. Buradaki herhangi bir değişkene göre zincir kuralı. Ama fonksiyondaki ikinci değişken aynı zamanda x'e bağlı bir fonksiyondur. Zincir kuralı şudur. Eğer psi x ve y'ye bağlı bir fonksiyonsa ve kısmi türev almıyorsam, psi'nin x'e göre türevini alıyorsam, türev eşittir psi'nin x'e göre kısmi türevi artı psi'nin y'ye göre kısmi türevi çarpı dy dx. Y x'e bağlı fonksiyon olmasaydı, y x'ten bağımsız olsaydı, o zaman dy dx 0 olurdu. Bu terim 0 olurdu. Psi'nin x'e göre türevi sadece psi'nin x'e göre kısmi türevi olurdu. Neyse, şunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Bu videoda bunu ispat etmedim ama ümit ederim ki bir fikir vermişimdir. Umarım aklınızı karıştırmadım. Bundan sonraki videolarda bu özelliği kullanarak tam diferansiyel denklemleri biraz daha anlamaya çalışacağız. Bu videoda size bu konuda bir fikir verdiğimi düşünüyorum. Daha tam denklemlerin size ne olduğunu tam olarak söylemedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.